Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Warband'da Kurtuluş Savaşı modunda yeni bölümle birlikteyiz. Trabzon'u almıştık arkadaşlar. Daha doğrusu Trabzon'u ben aldım. Bana verdiler. Normalde TBMM'ye kalıyordu. Bana verdiler. Daha önce bir kale vermişlerdi bana ama şuradan bir kale vermişlerdi. Elimizde tutamamıştık. Çok uzakta diye. Bunu verdiler. Bunu elimde tutmak istiyorum. Bir Trabzonlu olarak Trabzon'u elimde tutmak istiyorum. Ama sağ tarafımız Fransızlar tarafından sıkıştırıldı. Gerçi Fransızlar şu alttan buraya gelmişler değil mi? Bakayım. Aynen. Buraya gelmişler. Eğer Ermenistan'la savaşta değilseler orayı tutabilirler. Artvin tarafına kadar Ermeniler yaklaştı. Hakkari, Ardahan, Artvin yapmışlar. Erzurum'a kadar gelebilirler arkadaşlar. Buradan sıkıştırıyorlar. Bizim planlarımız arasında Yunanlıları buradan atmaktı. İzmir'i almıştık, Aydın'ı almıştık. Muğla'yı da alacağız ve Yunanlıları buradan def edeceğiz kendi bölgelerine şimdilik. Ama ben öncesinde Trabzon'a girip üzerimdeki ordulardan biraz içeriye vermek istiyorum. Bir de esirleri arkadaşlar, zindan aramıştık biz. Zindanı boşuna arıyoruz arkadaşlar. Birliklerin bir kısmını buraya yerleştir dediğimizde zindana konuşma şöyle veriyoruz. Büyük ihtimalle bu şekilde zindana gidecek. Bir de kontrol edeceğim. Sağlamasını yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu da verdik. Bunu da verdik. Bunu da verdik. Burayı kaybedersek bütün esirleri de kaybederiz. O yüzden burayı kaybetmememiz lazım. Şunu da vereyim. Bunları satarız. Bunları satarız. Bir de içeriye ordu koymak istiyorum. Türk yiğidi 60 tane. Hepsini birden veriyorum. İçeride 79, 7 artı 6 tane ordu var. Bende 36 tane kaldı. Bunu biraz ordu toplayıp yükselteceğiz. Han'a bir gidelim. Han'da bakalım. Bir şiir biz. Gerçi şiir hazırda, şiirimiz vardı diye Gezgin Ozan. Bana herhangi bir şiir öğretebilir misin? Bütün şiirleri biliyormuşum. Bir dahakine şey yapacağız. Şey vereceğim. Hediye vereceğim. Bende bir iki tane köle var. Alabilir misin? Satacak esirlerim var. Kaç veriyorsun? 32. Tanesine mi? 64 mi? Buna 140. Rus nişancısı pahalıymış. Tamam, esirleri de sattık. Güzel. Görüşürüz. Yakaladıkça sana getirip şeyde, Hancı'da değişik bir menü var mı? Bu gece buraya gelin. Geç. Bu ülkede benim yiyordum. Ismarlasam, içki ısmarlasam ilişki düzelir mi? Hancı'yla ilişkiyi yükseltmenin bir mantığı var mı? Ülkede benim bir adama deneyeceğim. Ne kaç liraya mal oluyor? 1000 dinar. Tamam. Trabzon halkına cömertliğimizden dolayı bana teşekkür etsinler. İlişkimiz arttı. Verdik. Trabzon ile ilişkimiz yükselmiş. Güzel. İş verecek biri var mıdır? Tamam. O askerlerden biri benim. Ne diyor? Duydum ki etrafta iş isteyen birisi var mı diye dolanıyor. Kim lan? Benim o. Biraz daha düşün. Duydum ki senden saldıran haydutların başına ödül koymuş. Saldıran haydutların başına ödül koymuş. Biraz daha düşüneyim. Abi cevap yok. Çıkamıyorum. Neyse, burada bir çeviri, bir oyun hatası var. Çıktık, hana baktık. Şehir meydanına git, kaleye git. Onlar hana gitmiştir. Arenaya git. Arenaya gel, pazar yerine gidelim. Silahçı. Farklı bir silah. Daha güçlü bir ok. Zarar 28. Yok, balta. Fırlatma baltası yaramaz. Çift elli mi bu? Büyük ihtimalle çift el kalkansız dediğine göre elimdekiler galiba daha iyi. Belki kılıcın yerine tek elli bir balta olabilir mi? Çift elli. Bunlar da çift el. Galiba tek elli balta yok. Çift el. Ha, var. Ama hasarı düşük. Yakın mesafelerde kalkanlara karşı artı bonus. Yakın mesafelerde iş yapar. Boyutu da 90'mış. Benimki kaç? 105. Atın üstünde daha rahat kullanabileceğim bu kılıç. 34. Zarar 1. 34. Evet, buradan başka bir şey alabileceğim şey. Zırha bakayım. Zırhım zaten iyi. Ata gerek yok. Erzak alalım. Alalım değişik bir şey varsa. Tereyağı. Morale 4. Tavuk bir tereyağımız var mı? Yok. O zaman bizimkilere tereyağı alalım. Tavuk. 2 günlük tavuk. Morale artı 8. Öteki çürürse şunu kullanmaya devam ederiz. Üzüm morali artı 3, artı 5. Edvantere de 6 tane kalsın.
Elmalar da iyiymiş. Neyse, burada güzel ganimetler varmuş. Bu şehri düzenle. Ulak Karakolu inşaat. Mahkum Kulesi inşa et. Ulak Karakolu. Mahkum Kulesi. Mahkumlar kaçmasın istiyorum. Kule hapishane burada tutulan mahkumların başarılı kaçma şansını düşürür. Birliğin mühendisliği bilgisi en yüksek üyesi olarak kule hapishanesi binası inşaatmesi sana 3500 TL ve 38 güne muhalefet. Of. Tamam, 38 gün. 38 güne biz oyunu bitiririz de neyse. Bu şehri düzenle. Tamam, 38 gün devam edecekmiş. O yüzden hızlı geçmeleri yapmayacağım. Yürüyeceğiz ki zaman geçsin. Birlikleri bir kısmını buraya da koyduk. Hazırız. İçeride 92 kişi savunuyor. Ve artı da 9 ordumuz şeyimiz var. Esirimiz var. Şimdi etraftan burayı yağmalamışlar. Kendimize ordu alıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Şuradaki alttaki nerede? Sinop. İlgilendirmez beni. Trabzon'u koruyacağım. Şu köyden kendime biraz ordu alayım. Oyunun sesi mi az? Galiba sesi az. Yapacak bir şey yok. Evet. Niye kimse yok? Yiğit topla. Şimdi çıktı. Rodok askeri mi? Ne Rodok askerisi oğlum? Ha, biz buraları yeni kurtardığımız için henüz dönüşemediler herhalde. Birleşik Krallık buralı taraflara doğru gelmişler. Tokat'tan orada alabiliyor muyum? Yiğit topla. Rodok askerinin ne işi var buralarda ya? Allah Allah. Şuraya gitmek istiyorum. Sivas'ın köyünde. Düşmanlar bir köyü yakıp gittim. Bize köyü Ermenistan öbür tarafından. Tamam. Beklesin. Bu köy büyük ihtimalle Trabzon'a ait, yani bize. Türk yiğidi. Gel. 7 kişi. Amasya'ya da bakalım. Amasya'da günde ilerlesin. Hem de 38 gün sonra Ulak Karakolu inşa edilecek. Tabi o zamana kadar kaçabilirler. Allah Allah. Rodok askeri. Rodok askeri almak istemiyorum. Aşağıda Yozgat var. Bayburt var. Giresun köyü. Giresun köyüne doğru. Geçiş Samsun daha yakın. Samsun'a doğru gideceğim. Orayı yağmalayanları aslında yakalasak sen misin lan? Birleşik Krallık. Ama Ermeniler yağmalamış değil mi? Sen miydin? Sensin değil mi? Geliyorum sana. Kaçma! Kaçma! Tam terse doğru kaçtı. Kaçma kaçma, buraya gel. Evet, 43. O dur dur, arkada kim var? Bizimkiler. Seni yakaladım. Sen benim köyümü yağmaladın, öyle mi? Benim adım, kahramanlıklarımı duymuşsundur. Evet. Bir şehri savaşmadan al demiştiniz ama o şehri unuttum. Ama ilişkimiz kötü olduğu için vermezler arkadaşlar. Mesela bu şu adamın kale kumandan olduğunu düşünün. Eksi 3 olduğu için vermez. Teslim ol ya da öl. Direkt esir alacağım. Direkt esir alacağım. Savaş değeri tamam. Saldır. Biz diğerleriyle mi birleştik? Diğerleriyle birleşmişiz. Olsun. Kayıp şansımız düşer. Esir almak istiyorum. Esir alıp direkt Trabzon'a koyacağım. Ulak Karakol'un inşasının bitmesi lazım. Onların kaçmaması lazım. Çocuklar acımayın. Çocuklar acımayın. Bana da bırak. Çok güzel. Al etrafı. Sar etrafı. O da güzel. Güzel. Okçuluğu geliştirmek istiyorum biraz. Bunlar ekmek zaten. Bana bırak. Bana bırak. Adamlar. Yeni takviyesi var mı? Evet. Güzel temizledik. Kaybımız olmaması lazım. Sıfır kayıp. Bir yaralı. Kim? Bir Türk yiğidi. Yeni aldıklarımdan büyük ihtimalle. Kaçmış çakal. Çakal kaçmış. Dursun peki XP 42-11 45-17 bacak zırhına 33 33 aynı aslında iyiymiş ha. Tamam neyse, belki XP gelir yeni aldığım Osmanlılara. Osmanlı askerine XP geldi mi? Yok, Türk iyiydi. Şimdi bunu kestik. Şu an Birleşik Krallığa dokunmayacağım. Galiba sadece devriye geziyorlar. Samsun'a doğru bir gidelim. İstersen sana 4600 TL'lik öneriyor Ruslar. Onu bırakırsam ordu kurup tekrar gelir. Reddediyorum. Reddediyorum. Şundan görev alacaktım ama onu galiba yetişemiyorum. 3 Türk yiğidi. Gelin çocuklar. Şimdi orayı yağmaladı. Oraya gitmenin bir anlamı yok. Çorum'a gideyim. Çorum'da belki handa bir şey bulabilirsek.
Dur şununla konuşabilir miyiz? Belki görev olur. Hızı kaç? 2.7. Benim hızım kaç? 3. Yetişiriz. Görevde yapın demiştiniz. Görevde yapmaya çalışacağız. 23 tane. Abi bir bekle ya. Bir dur oğlum. Heh. Buyurun Mustafa. Seyit Ali Onbaşı. Oo, Seyit Ali Onbaşı. Evet. Çok büyük zaver verdi. Hallederiz. Aydın toprakları kime bırakılmalı? Şu ilişkim sıfır. Kabul etmez. Bizle görüşmeye gerek yok. Benim için herhangi bir görevim var mı? Ufak tefek şey. Eğer düşmanlarınız bir karşı hareket yapıyorsa Mazike köyü yakınlarında gidebilirsin. Birleşik Krallık kuvvetlerinden yakınlarında olduğuna dair haber. Yani Birleşik Krallıklar da bize saldırıyormuş. Demek ki o dolaşan oraları yağmalıyor. Beni takip etmez. Beni takip eder misin diyeceğim. Hiç de uygun olmaz. Senin benim takip etmen daha doğru. Şurada alınacak. Tamam. Gidiyorum. Aydın topraklarının kimi erkek kardeşim Mahmut Kamil Paşa'yı destekliyormuş. Hadi gidelim. Hoşça kal. Erkek kardeşin destekliyor. Çorum'a girdim. Lord'un kabul salonu. İçeride biri var mı? Varmış. Belki bir görev alırız. Kazım Paşa. İlişkimiz 3. Aynen. Evet, Sadak, sizce Aydın toprakları kime bırakılmalı diye bir sorayım mı? Soralım. İlişkimiz artı 3. Kabul etmez ama kendisini destekliyormuş. İlişki geliştirmek istiyorum bununla. Ben de seni destekliyorum. Kazım Paşa. Kendimi aday gösteriyorum. Tabii ki sizi destekliyorum Kazım Paşa. İlişkimiz 3'ten 6'ya çıktı. Tamam, ileride kullanacağız bunu. Benim için herhangi bir görev var mı? Şöyle ufak şey, Konya'daki akrabalarımı ziyaret etmesi gerek. Kızı Konya'daki akrabalarını ziyaret etmesi gerekiyormuş. Kim o? Kızın kim? Büşra mıydı? Ya ziyaret etmeniz yolları çıkabilecek sıkıntılar yüzünden birkaç kez ertelendi. Ancak bu sefer gitmeye kararlı. Ben de en azından gideceği yere kadar iyi bir koruma eşliğinde gitmesini istiyorum. Sana güvenebilirim Mustafa. Eğer bu konuda Konya'ya kadar götürüp gideceğin yere sağ salim ulaşırsan sana minnettar olurum. Tamam. İlişkiyi bundan 9-10 yaparız. Evet. Aleyna Hanım. Aleyna Hanım. Bir görelim Aleyna Hanım'ı. Aleyna Hanım nerede? Kaleyi keşif burada bile şehirden ayrır. Şimdi Aleyna Hanım nerede? Bana eklendi mi Aleyna Hanım? Hiç sanmıyorum. Buradan mı bekleyeceğim yoksa? Dur bir saniye. Aleyna Hanım bendeymiş. Tamam, yanımıza gelmiş. Aleyna Hanım'ı kontrol edebiliyor muyuz? Aleyna Hanım. Aleyna Hanım konuşalım Aleyna Hanım'la. Bu en kısa zamanda. Daha önümüzde uzun bir yolu. Oldukça yakın. Neredeyse vardık. Evet, hiçbir etkileşim yok. Oldukça yakın, neredeyse vardık diyelim. Bunu duymak güzel. Fark ettiysen fedakarlığınızdan hoşlandığımızdan değil ama rahat ve konforlu hayatımı özledim. Yine de bu kadar çabuk aramanız üzgünüm. Bana söz vermesin fırsat oldukça bir... Bana yürüdü. Aleyna Hanım bana yürüyor arkadaşlar. Aleyna Hanım bana yürüdü şu anda. Ben onu bir Konya'ya kadar götüreyim. Nerede la Konya? Aşağıda. Bizimki neredeydi? Ankara'daydı değil mi? Aynen. Büşra mıydı? Neydi? İsmini de unuttum. Konya'ya doğru gidelim. Konya'ya doğru gidelim. Halit Paşa yeni askere seferberine katılmanızı istediği dair söz yolluyor. Orada en azından 24 askeri getirmeni istiyor ve eğer yeterli kadar askerin yoksa daha fazla adamın en hızlı şekilde yetişmeni... Şimdi biz bu adamın Halit Paşa'nın yanına gitsek sürekli bizi dolandıracak. Sağa dolandır, sola dolandır. Peşimden gel. Oraya git, buraya git. Ama yine de bir katılalım. Hem ilişkimiz artsın. Çıktığımızı da düşürdüğümüz ilişkiyle onu hallederiz. Şu görevi bir halledelim. Köylü çiftçiler. Gelmişken Çankırı'dan ordu alsaydık. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Acele etme. Ordu almamız lazım. İzmir Birleşik Krallık tarafından kuşatıldı. Abi bizimkiler hiçbir şey yapmıyor ya. Ordu almam lazım. 47 çok az. Yiğit topla. Ne? Şaka yapıyorsun. Erzak satın al o zaman. İlişkimiz artsın. Tavuk. Yeni tavuk yerleştir. 8. O tavuk al. Ekmekleri atabilirim belki. Ekmekler 8 ama ya. Hurma, pamuk, kumaş. Onlar kalsın. İlişkimiz belki ilerler. 47. Şeye doğru gidiyorum. Konya'ya doğru gidiyorum. Kayseri'den de ordu bakalım. Ne zamana kadar bizden ordu istiyor bu? Antalya civarında toplanan orduya gitmeliyiz. Antalya tarafında. Zaten o tarafa doğru gidiyorum değil mi? Zaten aşağıya doğru. Orada topluyor. Tamam. Sen kimsin? Bizimkiler. Kayseri'den biraz ordu alalım.
Yiğit topla. 3 Türk yiğidi aldık. Güzel. Devam. Bizimkiler toplanmaya gidiyor. Ha, şunu bir bırakalım. 50 ordu. 97 kişi yapabiliyorum. 97 yapabiliyorum. Aydın Yunan tarafını temmeden alın. Ya abi savunamıyorsanız almayın şu şehirleri ya. Evet. Gruptan ayrıldı. İlişkimiz sıfırdan ikiye çıktı. Valla bilemiyorum. Belki uğrarım. Uğramayabilirim. Büşra'nın şeysine bağlı. Durumuna bağlı. Gezgin Ozan. Şiirin zaten var demişti bana. Kervan muhafızına ihtiyacım yok. Hancı. Buraları herkese içki ısmarlamak istiyorum. Evet. Hadi görüşürüz. Bununla ilişkim arttı mı içki ısmarlayınca? Yok, bundan da ilişkim artmadı. Ne gerek var o zaman? Arenaya gerek yok. Pazar yerine silahçıya bakacağım. Tek elle 33K vuruyor. Benimki 45K. 25. Hasar 3. Şu çift elli mi? Çift elli de denenebilir aslında ama kalkan arada kullanıyoruz. Kalkansız işimiz biraz zora girebilir. Bizimkilerin yanına bir gideyim. Giderken de Niğde yaptık mı? Niğde Isparta yapalım. Biraz da ordu alırız. Bakalım bizimkiler nereye toplanacaklar. Bazı askerler terfi için hazırmış. Osmanlı askeri. Şunu yükselttik. Türk yiğidi 13. Şu Türk yiğitlerini yukarı alalım. Bunlar zaten şey oluyordu ya. XP almıyorlardı. O yüzden gerek yok. Onları Trabzon'a bırakacağım. Eğer Trabzon'da bir kuşatma bir şey olursa vardır. Nasıl yok ya? Bir kişi mi? Bir sürü 13 kişi girdi oraya. En azından birkaç kişi de alabilseydik ya. 50. 50. Demin bir kişi çıktı. Evet, Birleşik Krallık kaçıyor. Şeyi kaybettik ya. İzmir'i falan kaybettik. O kötü oldu. 4 tane daha Türk yiğidi aldık. Isparta'dan. Antalya yakınlarındaydı. Şu mu? Dur. Esat Paşa. Beni çağıran kimdi? Halil Paşa. Nerede? Antalya civarının toplandığı kuşatmasını dağıtmaya gitmeliyiz. 20 Nisan 29. Tamam, bu yeni. Halil Paşa. Bu değil. Esat Paşa gidiyor. Bunlar Birleşik Krallık kervanları. Ermenistan. Bunlar birleşirse bunlar 54 kişi alamayız abi. Alamayız. Bunlar buradan kervan yolunu nereden yapıyorlar ya? Abi kervan yolu nerede var burada? Yiğit topla. 7 kişi. Allah'tan bir şey çıktı buradan Antalya'dan. Yok. Nereye gitti bu Cevat Paşa? Akşehir'e bir gidelim. Isparta yakınlarında düşman grubu tespit edilmiş. Döndüm Isparta'ya. Gördüm seni. Bunları azaltmanın tek yolu, esir alıp zindan atmak ve zindandan kaçmalarını engellemek. Şu 50 kişiyi yakalayacağım. Nereye gidiyor bu? Denizden karşıya geçti. Zedkar almamız lazım. Buradan türüyor bunlar. Anlaşıldı. Bir de kervan yolu buradaymış. Burayı kesinlikle almam lazım. Burayı kesinlikle almam lazım ve içeri kaçtı. Dur bakayım. Kervanı yakalayacaktım ama içeride kaç kişi var? İçeride kaç kişi olduğunu göremiyoruz. Daha önce ben buraya saldırmıştım. Bunlar beni... Ama bu içeri girmedi. Ben bunu dışarıda yakalarım. Geri kaçma lan. Tüh, önünü kesseydi keşke. Geri kaçma. Gel buraya. Buraya gel. Bak. Yakala şunu. 2.9, 2.8. Benden hızlı içeri girdi. Şimdi içeride kaç kişi olduğunu göremiyoruz. O kadar az kişiyle alabilir miyim? Nöbetçiye seslendi. Kale kumandanıyla. Kont Gerlat. Bir deneyelim. İlişimiz sıfır. Kahramanlığımı duymuşsundur. Görüşmüyor bile. Görüşmüyor bile. Korkarım buraya şu görevi. Bir de görev vermek istiyorum. Kabul etmedi. İlişkimiz eksi bir. İçeri 61 kişiyle girsem mi? İçeride 50 köyü girdim. Şehri kuşat diyorum. Duvarlara saldırmaya hazırlan. Kaç kişi olduğu gözükmüyor. Belki oyunun sürprizi burasıdır.
Saldırı 100, kentin yiyecek stokları 100 gün daha dayanabilir. Duvarda saldırmaya hazır. Tamam. Evet, dışarı çıkmışlardı ve bizi öldürmüşlerdi. Savaş değeri de eksi 8'miş. Yani büyük ihtimalle öldük arkadaşlar. Hezimete uğradık. Ölmüştüm burada. Yine öldük. Hazır ölmeden seri şekilde girmem lazım. Dayan çocuklar. Ölmeyin sakın. Ölmeyin. Birazını üstüme çektim. Burayı alırsak Birleşik Krallığı da biraz daha geri itmiş oluruz. İlerle, ilerle, ilerle. Oklara şu an harcamayacağım. En son sıkıştığımda harcayacağım okları. Keltoş. Güzel kestik. Güzel kestik. Dwarf aslanım benim. Güzel. Şimdi dışarıyı kestik. İçerisi ne durumda? Hepsi bu kadar mıydı? Yani dışarıdan bizi karşılayacaklardı. Bir ölü iki yaralımız var. Güzel. Şimdi içeri giriyoruz galiba. Abi bu çok kötü oldu ya. Ne anladık ondan ya? Kötü oldu. Kötü oldu. Oku şu an kullanacağım. Ulan bir tane boşa gitti. Lan. Kafadan çok güzel. Kafadan aldım. Okları garanti kullanacağım. Şuradan destek vereyim. Kulak arkası. Onu da kulaktan vurdum. Güzel. Kıpırdama. Çok güzel. Ben de çocuklar. 22 tane daha okum var. Hadi be, boşa gitti. Nereye gitti ok? Güzel. Çıktık mı? Çık 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 çık. Çık 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 çık. Hiç durma, hiç durma, çık. Hiç durma, çık. Göster la kafanı. Of, okun nereye gittiğini görmüyorum. Bu taraf temiz mi? Temiz. Şuradan çalışabiliriz. Nişancılara vuruyorum. Kaç kişi oldukları hala belli değil. Sürekli geliyor bunlar. Kafadan vurmam lazım ki boşa gitmesin. Oğlum burada ne işi var? Öldürün şunu. Abi bunlar sürekli geliyor lan. Bunlar nereden geliyor? Aşağı inebilir miyim? Yürü oğlum. Onları arkalamam lazım. Arkalamam lazım. Koş. Koş çabuk. Atla şuradan. Koş 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 koş. Yeni düşman kuvvetleri geldi. Abi içeride kaç kişi var? Yukarı çıkış yok mu şuradan merdiven? Vallahi yok. Boşuna indim aşağı. Geliyorum çocuklar. Ya içeri girip birkaç tane vurabilirim. Adam vurmam lazım. Koş. Koş. O arkadan belki arkalarım dedim ama. Koş 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 koş. Oradan girme şansım yok. Abi oyunda ok yok ya. Yerden ok toplama şansımız yok. Tüfeğe de alsak tüfeğin belki de mermisi yok. Ne atlayabilirim? Okları mecbur kullanacağım. 4 tane de 4 tane de. Evet, oklarım bitti. Tüfeği alsam mermisi yok. Mermisi yok. Bundan mermi de düşürmüyor. Mermi de yok. Sürekli geliyor bizimkiler. Ölebilir. Buradan yaklaşabilirsem yandan vuracağım. Vurabiliyor muyum? Vuruyorum. Çok güzel.
O araya girersem ölürüm. Buraya düşerse vuruyorum. Buraya düşerse vuruyorum. Şöyle soldum. Galiba sonu geldi. Bizimkiler iyi dayandı. Aslansınız, kaplansınız, vurun. Bitir, bitir, bitir. Bitirin şunu. Burada çakallar var. Çık. Devam. Devam et. Canavarsınız siz. Aslansınız. Hadi. Tavuk aldım size. Tavuk tereyağı. Aha sıkışma orada. Bir. Güzel. Burayı temizlemiş olduk. Şimdi Birleşik Krallık'ın kervan yolu buradan geçiyordu. Bayağı bir kaybımız var. Bayağı bir kaybımız var ama kaçmış çakal. Çapulcu köylü kadın. Defolun gidin. Hadi yolunuza. İyi güzel malzemeler düştü ama alamayacağız. XP Zetgar'ın sana verilmesini istiyorum. Aslında istemesek de olabilirdi. Birliklerin bir kısmını. Evet, buraya da birlik bırakabiliyormuşuz. Esir falan bırakabiliyormuşuz. Aldık burayı. Ama önemli olan burada elde tutabilmek. Han'a bir gidelim. Han'da kiralık kılıç. Kiralık asker almak istemiyorum. Hancı. Herkese benden çay. Herkese benden çay. Pazar yeni. Yeni silahlar. Acaba ne diyor? Ticari mallara geç. Yeni silah mevcut mudur? Fırlatma baltası, kalkan. Galiba yakın daktiyaya ihtiyacımız yok. Şunlar güzel ama gönderili silah olarak geçiyor. İşe yaramaz. Evet, burayı aldık. Bunların şimdi başka da Birleşik Krallık. Şuradan geçiş var mı acaba? Buralar da Birleşik Krallığa ait. Burayı aldık. Şimdi 54. Şunu da keselim. Gel buraya gel. Kaçma buraya gel. Hasan İzzet Paşa Ermeniler tarafından esir almış. Hasan İzzet Paşa Ermeniler tarafından esir almış. Hızın kaç? Göremiyorum. 4.5. Benim 4.8. Yakaladım seni. Kaçma. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Birleşik Krallık askerleri. Şimdi bizimkilerin barış yapma durumu olsa güzel olur. Çünkü çok fazla şeyimiz var. Düşmanımız var. Senden bir şey istiyorum. Buradan geçiş ücretlidir. Altın ve değerli eşyalarınızı ver lan. Vallahi ordu yeni savaştan çıktı. İnşallah alırız. Bu kasa ne lan? Orada bir kasa var. Allah Allah. Bunlar atlıdır. Bizimkilerin canları ne durumda bilmiyorum. Çabuk, çabuk koş oğlum, çabuk koş. Ve kalkanlı. Ve kalkanlılar. Hayır, orada takılma sakın. Oradan çık. Oradan çık. Oraya takılma. Atını kestim. Hem atını hem kendisini. İkisini birden nasıl kestim lan? Gel ben muhafızı yerim ha. Güzel. Güzel. Kaçırmayın çocuklar. Yavaşlattım. Ense kökünden aldım. Başka var mı? Güzel. Şimdi bunların kervanlarını kesersek şehirlerindeki yiyecek durumları da azalmış olacak. Güzel malzeme düşürdük. Dur bakayım keten. Hediye eder miyiz? Ah binek atı %100. Benimki ne? 44, 32, 170, 44, 30. Benimki daha iyi. 26, 11. Ekmek çıktı. Ekmek bedavaya geldi. Ekmeği aldım. Diğerlerinden bir şey olmaz. Yün çıktı 130. Keten çıktı. Aletler çıktı. Saldım gitti. Yükselenler var mı? Yokmuş. Bizimkiler zaten yükselmiyor. Osmanlı askerleri de full.
Ordu toplamaya devam. Gün yenilenmişti değil mi? Aynen, gece gündüz olmuş. Ermenistan Temaşı imzaladılar. Ermenilerle yap. Neyse, şimdilik öyle olsun. Şimdilik öyle olsun. Ordu alamadık. Madem Ermenilerle barış imzaladınız, ben de o zaman Yunanistan tarafına doğru gider. Aydın Temme tarafından Yunanistan'dan alındı. Güzel. Bizimkiler çalışmışlar orada. Güzel. Kızmıştım onlara ama bizimkiler çalışmışlar. Bir yaklaşayım oraya. Burada Muğla kalmıştı diye hatırlıyorum. Muğla'yı alırsak güzel olur. Eskişehir'de bir tane daha yoldaş bulma şansımız var mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane yoldaşımız var şu anda. İzmir kuşatma altında değil. Bakalım ne var burada. Paralı süvari. Nizar. Oo, ninja mısın lan sen? Samuray mısın? Nizar. Selam yolcu, ben Nizar. Adımı hiç duymuşsun. Hiç duymadım adını. Hayır ve üzgünüm ama tanışmaya istediğimde sam. Tamam. Seninle yumuşak gideceğim. Nizar'ın özelliklerini falan görme şansımız galiba yok. Duymadınız mı? Belki de Anadolu ovalarının bir ay ışığı gibi kesen aygırımın namını işitmişsinizdir. Ya da diyarın en yüce prenslerinin kana doyurduğu işinin erbabı kılıcı mı? Kendini çok övüyor bu. Benim asıl mesleğim tabii ki savaşçılık. Ama belki benim en donuk bir geç. Şairlik özelliği de varmış. Hem şairmiş, hem savaşçıymış, hem şairmiş. Ya da sanatına gücüme. Ona geç lan. İtiraf etmeliyim ki Anadolu'da karşı açlık bir zaafım var. Anadolu'ya karşı bir zaafı varmış. Son birkaç yıldır köylerini, kasabalarını, şehirlerimi gezerek bu saydığım güçlerimi uygulama fırsatını buluyorum. Şehirde bir yerde çok kızgın bir koca var. Kaçmama yardımcı olmak istemesi herhalde ne diyor? Şehirde bir yerlerde çok kızgın bir koca var. Kaçmama yardımcı olmak istemezsiniz herhalde değil mi? Burada bir sıkıntı var. Niye kaçıyor bu? Ordumda faydalı olabilirsin ama ırz düşmanıysan seni kovarım. Adımı yazdırmakta iyi bir iş yaparsınız. Adam çok kendi çok şey bence şey bu ya. Kılıç, kargı, yay. Birlikte öyle zarar edebileceğiz ki festivalde kılıç, kargı, yay. Hepsini kullanabiliyor musun? Aslında şan ve şöhret de böylesine düşkün bir savaşçı birliğin içinde huzur. Bir deneyeceğim seni. Yoksa salacağım seni bak. Gel bakalım. Anlaşma yapmadan önce burada kaldığım süre boyunca bir kısmı harcamam oldu ve bolca borca girdim. 300'den. Hiçbir şey değil. 300'ü veririz. Yaparız. Nizar bak hareketlerini sevmedim. Ama seni bir deneyeceğim. Seni bir deneyeceğim. Huzursuzluk çıkartırsan direkt salarım seni ona göre. Aldım. Elli beş kişi olduk. Şimdi bunu yukarıya doğru bir taş, bir de atı da varmış. Seni ön önüne koyuyorum. Ön önde savaşacaksın. Bir de atı da varmış. Hayır. Esir vermiyorum. Ulak karakolun bitsin. Dur, sen kimsin? Bizimkiler. Enver Paşa. Ya şu kimdi ya? Halil Paşa neredesin? Hala Antalya civarında diyor ya. Keşke şuradan birine sorsaydı. Dur şuna sorayım. Bir saniye. Hızın kaç? 2,8, 2,9. 2 saat seni beşine gidemem ya. O da beklesin. Aha biri daha. Onu da yetişemem. Bunlar şu tarafa doğru bir yerlere gidiyorlar. Bunların Ermenilerle barış yapması güzel oldu. Çok fazla şey vardı. Çok fazla düşman vardı. Ondan uğraşamayız. Şu Yunanistan'la uğraşalım biz. Biz Yunanistan'la uğraşalım. Denizli'den de bir 7-8 kişi çıkarsa harika olur. Saldırgan bir eylemde niye bulunuyorum? Bunlar Yunanlılara ait ha. Dur. Bakayım. Muğla'nın şeysi. He, onlar Yunanlılara ait. Buraya saldırmadan önce burayı yağmalasak ama burayla şeyimiz gidiyor. İlişkimiz düşüyor. Alırız burayı ya.
Aydın bizde. İzmir bizde. Güzel. İçeride 142 kişi var. Kont bilmem ne de içerideymiş. Çiftçi esir almışlar. Kurtaralım ha. Kuşatma kulesi. Dur. Kale kumandanıyla görüşelim. Çok istiyorsunuz şey yapmadan al diye. İlişki eksi bir. Büyük ihtimalle kabul etmez. Zaten şey yok. Seçenek bile çıkmıyor. Kuşatma kulesini inşa etmeye başladık. Ya geri çekmem abi, saldıracağım. Saldıracağım, geri çekmem. Yaşlı bir kadın grubumuza yaklaşık birine bir mektup verdi. Tamam, Büşra bizi mi çağırıyor? Büşra Hatun bizi çağırıyormuş. Tamam, gideceğiz. Şuradan sonra gideceğiz. Şey vereceğim ona. Keten vereceğim ona. Beni taştan sonra Mustafa Kemal İzmir kendine vermiş. Tamam. Savunsunlar da. Ne diyor? Görev başarılı Mareşal Halil Paşa rapor ver. Yapacak bir şey yok. Ne diyor? Biliyor musunuz dostum, Mustafa az önce yaptığımız gibi şeref sözüyle kabul ettiğimiz bir görevden başarısız olmamız sizin tarafından bana pek güven vermiyor. Eğer bu rolde devam istiyorsanız bana verdiğiniz sözü de tutamazsınız demek oluyor. Umarız böyle bir durum tekrar yaşamaz. İtiraz dikkate alındı. Şimdi yerine geri dön. Git lan yerine. Bulamadık adamı, ne yapayım? Adam yerinde dursaydı. Dolaştık Antalya taraflarında, yok. Nerede bulacağım onu? Ne diyor? İlişkimiz niye ilerledi? Ne yaptık da ilerledi ilişkimiz Helmut'la? Volmok'ta 8'den 7'ye çıktı. Abi şu kuşatma şeysi var ya, kulesi var ya. Zedgar Tembe Nuri Paşa tarafından kuşatıldı. Abi Zedgar almamış mıydık? Ha, Zedgar'ı almış Birleşik Krallıklar. Şimdi bizimkiler kuşatmaya başlamışlar. Etrafımız düşmanlarla çevrili. Vallahi zor bir durum. Kuşatma kulesini hala bekliyoruz. Şeyden dolayı olabilir arkadaşlar. Bu Ulak Karakolu'nu inşa etmek için bizim yoldaşı şeye verdik ya, mühendisi. Trabzon'a. Ondan uzun sürüyor. Mühendisliğim de yok benim. Baksana kaç gün sürdü. Mühendislikte olmadığı için iş sıkıntı. 38 gün karşı taraf Ulak Karakolu biterse Muğla'dan çıktı. Komutan kaçtı mı lan? Beylerin danıştıktan sonra Mustafa Kemal Aydın'ı Yakup Şevki Paşa'ya bahşetmeye karar verdi. Tamam, sıkıntı yok. Hiç sorun değil. Trabzon bana yeter. Birleşik askeri tarafından yağma, tamam. Evet. Evet, artık şu kuşatma kulesini ya. Hiç kimse de yok mu? Sultan Mehmet Vahdettin Yunanistler tarafından, Temel Birleşik tarafından imzaladılar. Tamam. Şu Muğla'yı alayım da başka bir şey istemiyorum. O değil de şimdi herkes de barıştayken ben birine savaş açarsam bizimkilerle ilişkim düşecek. O zamana kadar toparlanma yaparız. Trabzon'a ordu yağarız veya diğer şehirlere ordu koyarız. İçeri bayağı bir adam geldi. Büyük bir salonda verilen ziyaret toplantısında senin de oraya, hangisi? Ankara'ya. Ankara'ya uğrayacağım. Ama buraya ne kadar adam geldi ya? Osmanlı Devleti Kemal Emin yenildi, kaçmaya başarmış. Buraya çok fazla lord girdi. Bunlar savunmaya mı geldi? Kaç kişi var içeride? Yok artık. Bütün şey Yunanistan galiba buraya geldi. Bu Bağdat'a girmiş olabilir ha. Biz barış yaptığımız için bu Bağdat'a girmiş olabilir. Yiğitçe dövüşerek zederi aldığını duydum. Zaferin beni çok memnun etti. Adı geçen kalenin sana bağışlanmasını talep etmişsin. Ancak ülkemde zaten yeterince çok mülkün olduğu için bu isteğini kabul edemeyeceğim. Bu yüzden seferinin masraflarını karşılamak için sana 900 TL gönderiyorum. Fakat Zendar'ı Cevat Paşa'ya verdim. Tamam, doğru. Doğru, tamam. Tamam, zaten savunamam o kadar geri. Başka biri olsa bağlılık yeminini bozardım ama tamam, kabul ediyorum. Devam. Burası bence bug'a girdi. Ayrılıyorum. Barış yaptığımız için saldıramıyoruz buraya büyük ihtimalle. Kesinlikle öyle. Barış yaptığımız için saldıramadık.
Şimdi şöyle bir şey yapalım. Uşak'tan girelim, Ankara'ya gidelim. Hem toplantıya katılırız, hem de Büşra'ya hediyemizi veririz. İlişki 7'den 6'ya çıktı. Allah Allah. Askerler de sürekli maaş alıyor ha. İyi topla. Yok. Devam. Bilecik'i kim yağmaladı? Herhalde bizimkiler taraflar deme. Şu an düşman var mı? Kimse yok herhalde. Ateşkes yapmış. Ateşkes yapmışız. Ruslarla şey olabilir. Ona nereden bakıyorduk? Raporlar. Karakter, büyüklüğü, yoldaş, haftalık bütçe, grup morale, tanınan lordlarla, soylularla ilişki, ülkelerle ilişki. Rusya. Aynen. Rusya ile eksi 68. Sadece Rusya ile savaş halindeyiz gibi görünüyor. Tamam, en azından bizimkiler de biraz ordu toplar, toparlanma durumuna gireriz. Ankara'ya gidelim. Ankara'da bizimkiler dolaşıyor ya. Dur bakalım içeride şimdi. Kaleye bir gidelim abi. Hani kimse yok burada. Hani yemek vardı. Yemeği mi kaçırdık? İlişimiz sıfır. Benim için herhangi bir görevim var mı? Yok. Bir lord ile aramı düzeltmek istiyorum. Bana yardımcı olabilir misin? Beni yeterince tanımıyorsun. İyi niyetiniz kazanmak için yapacağım bir şey var mı? Yok. Seçenekler yok. Yemeği kaçırdık galiba. Meydana git. Hana gidelim. Gezgin. Köle tüccarı. Boşka. Bir tane daha yoldaş bulduk. Surata bak lan, tam bir at hırsızı bu ya. Pazarda biri sürücü bulmak için çıkmış olmalısınız değil mi? Uzak durun efendim ve elinizi cüzdanımdan uzak tutun. Burada bence çeviri hatası var. Bunun hikayesi burada Ankara'da hanın dışında bağlı olduğum, Ankara hanın dışında bağlı bulunduğum bir atla ilgili bir yanlış anlaşma yaşadım. Geçen gün hanın hemen önünde bağlı şekilde duran, beni fırlatıp kaçan atın tıp tıp atıp aynı olan bir at gördüm. Tabii ben de onu daha yakından inceleyebilmek için çözdüm. Sonradan ortaya çıktı ki bu at oradaki bir tüccarın atıymış. O tüccar da sonradan öyle bir inatçı keçi çıktı ki ne kadar yanlış anlaşma oldu diye ısrar etsem de beni dinlemedi ve beni oracıkta askerlere şikayet etti. He, onu ya da hırsız mıdır nedir bu? Ama beni destekleyecek bir arkam olursa bu seferlik görmezden gelebilirler. Ben de sana çok minnettar olurum. Belki ama benim atlarımla da bir yanlış anlaşma olmayacağını nereden bileceğim? Böyle bir şey yapmam. Hırsızların kanundan kaçmalarına yardım etmediğini daha mı? Nereden bileceğim? Evet. Efendim, böyle bir şey düşünebilmeniz bile beni üzdü. Oysa ki seni çok müşerref olarak minnettar olacağım, göstereceğim, görürsünüz. Payıma düşen arazi tecrübesini fazlasıyla aldım. İyi bir iz sürücüyüm. Bu bölgeye avucum içi gibi bilirim. Ne diyorsunuz? Bu riski almamayı tercih ederim. Şimdi bunu kabul edersem birileriyle ilişkim düşer mi? Alacağım. Peki faydalanabiliriz. Bakalım ilişkimiz düşecek mi birileriyle? Size çok faydam dokunacak beyim. Buna emin olun. Yola koyulmam için. Tamam. Bunun da 300 şeysi varmış. Borcu varmış. Aha, ödedim. Kimseyle ilişkim düşmedi. İki tane daha yoldaş aldık. Gücümüze güç kattık. Herkese benden çay. Herkese benden çay. Bir Nedime'yi ziyaret et. Tamam. Kapıya bak. Kapıya bak, kimse gelmesin. Büşra, ilişkimiz 10'dan 11'e çıktı. Sana bir hediye. Size daha yakından tanım. Geç. Birini yeni ölmek için size tabi bile geleceğim olabilir mi? Hediye verebiliyor muyuz? Müsaadeniz, şiir sever misiniz? Birini şiir sever misin? Bahçedeki bir şey var. Şuradaki kadın anlayamıyorum. Madem adamı seviyor, neden sürekli onu... Ya ben anlamam. Sana şiir okudum. Hiç beğenmedi şiiri.
Yok. Şiiri beğenmedi ve hediye de veremiyoruz. 11 ilişkiyle alttaki seçenekleri, şu seçenekleri kullanmayacağım. İlişki çok düştü o zaman. Görüşürüz. Hiç beğenmedi ya. Şiiri beğenmedi. Bana o şiiri öğreten lavuğu bulup onu geberteceğim lan. Pazar yerine gideyim. Şu elimdekileri satıyorum abi. Hiçbir işime yaramaz. Nerede bu? İplik boyası, kumaş, keten, gönder gitsin. Hiçbir işime yaradı. Abi yemekler niye bu kadar hızlı tükendi? Ne çabuk yediniz lan? Yemekler niye bitti? Acaba şu hırsız mı çalıyor? Şu aldığım hırsız mı çalıyor bunları? Bunları nasıl öğreneceğiz acaba? Acaba şeyi aldığım hırsız mı çaldı bu kadar yemeği? Olabilir bak, çünkü adamın şeysi, namı hırsız. Şöyle pazar yerine gittik. Evet arkadaşlar. Sadece Ruslarla düşman bizimkiler. Ben biraz daha ordu toplayayım. Trabzon'a koyacağım. Limiti 97 yapalım. Ondan sonra Ruslar düşmansa Rus tarafına doğru belki ilerleriz. Duruma göre bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın şimdilik. Hoşça kalın.